Bu videomda sizlerle birlikte A'dan Z'ye sıfırdan YouTube'da canlı yayın nasıl açılır buna birlikte bakacağız. Bildiğiniz üzere sizlerle tamamen ücretsiz bir şekilde canlı yayınlarla ilgili eğitici videolar hazırlamaktayım. Bu içeriklerin devamının da gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Hadi şimdi hızlıca YouTube'da canlı yayın nasıl yapılıyormuş buna bakalım. Öncelikle YouTube'da canlı yayın yapabilmeniz için YouTube kanalınızın canlı yayına uygun olması gerekiyor ve bunun için birkaç adımdan geçiyorsunuz. Gelin şimdi birlikte buna bakalım. Öncelikle kanalımızın canlı yayına uygun olması için adımlara gidelim. Hemen sağ üst taraftan profil fotoğrafımıza tıklayıp buradan YouTube Studio'ya giriş sağlıyoruz. YouTube Studio'ya giriş sağladıktan sonra gördüğünüz gibi sağ üst tarafta canlı yayını başlat simgesi bulunuyor. Buna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi yayın için erişim isteği, istek gönderildikten sonra canlı yayına erişimin etkinleştirilmesi 24 saat sürebilir diyor. Bunun için öncelikle ne yapıyorum? Tekrar stüdyoya dönüyorum ve alt tarafta gördüğünüz gibi ayarlar bölümüne giriş sağlıyorum. Ve burada kanal sekmesine giriyorum ve buradan özellik uygunluğu bölümüne geliyorum. Gördüğünüz gibi burada 1, 2 ve 3 adet aşama bulunuyor. Bizim birinci aşamamız etkin. Bunun sebebi kanalda etkin topluluk kuralları ihtarı olmaması ki zaten yeni sıfır bir kanal o yüzden böyle bir ihtar olmadığı için standart video yükleyebilirsin diyor. İkinci aşama neymiş? Daha fazla özellikten yararlanarak kitlenizle etkileşime geçmenin ve kişisel markanızı oluşturmanın yeni yollarını öğrenin diye bir aşama var. Bu aşamayı tamamladıktan sonra 15 dakikadan uzun videolar yükleyebiliyorsunuz. Özel thumbnail'larınızı ekleyebiliyorsunuz ve canlı yayın yapabiliyorsunuz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Telefon numarasını doğrulayın bölümüne tıklıyorsunuz ve buraya telefon numaranızı girerek bir SMS kodu gönderiyor ve bu SMS kodunu buraya girerek telefonunuzu doğrulamış oluyorsunuz. Telefonunuzu doğruladıktan sonra da dediğim gibi canlı yayına hazır bir hale geliyorsunuz ve 15 dakikadan uzun videolar yükleyebiliyorsunuz. Fakat bunu yaptıktan sonra size belli bir sınır veriyor. Günde 2 taneden fazla video yükleyemiyorsunuz ve vesaire falan gibi. Hemen gelişmiş özellikleri aktif etmek için de buraya her gün daha fazla canlı yayın yapma, her gün daha fazla video yükleme, her gün daha fazla shorts içeriği oluşturun, canlı yayın yerleştirme, video açıklamalarındaki harici bağlantılar, content ID hak taleplerine itiraz etme özelliği, para kazanma özelliği için başvurmaya uygun. Yani siz gelişmiş özellikleri aktif etmediğinizde kanalınızın para kazanmasını aktif edemeyeceksiniz. 1000 abone, 4000 saat yapsanız bile. Bunun için de ne yapıyorsunuz? Video doğrulama, geçerli kimlik doğrulama ve kanal geçmişi diye bir sekme var. Bu zaten okeylenmiş durumda. Yani kanalınızın 2 aydan uzun sürede aktif olması gerekiyor. Geçerli kimlik içinde kimliğinizin önünü ve arkasını fotoğrafını çekip yüklüyorsunuz. Ve video doğrulamada da işte kafanızı sağa çevirin, sola çevirin, yukarı bakın, aşağı bakın gibi ilerlemeleri takip ederek video doğrulamayı da gerçekleştirdikten sonra kanalınız her şeye açık oluyor. Bu aşamaları tamamladıktan sonra da burayı kapatıyoruz kaydedip sonrasında canlı yayını başlat diyoruz ve buradan isteği gönder sekmesine tıklayarak özelliğin açılması için bekliyoruz. Benim çok öncesinde oyun canlı yayınları yaptığım bir adet YouTube kanalım vardı. Bunun üzerinden örneklemeye devam edeceğiz. Burada varsayıyoruz ki siz bir önceki aşamada gerçekleştirilen doğrulamaları tamamladınız, canlı yayınınız açıldı. Ve ne yapacağız şimdi buna geçelim. Şimdi hemen sağ üst tarafta gördüğünüz gibi canlı yayını başlat butonuna tıklıyoruz ve önümüze böyle bir sayfa geliyor. Burada diyoruz ki yayın planla. Yayın planlaya tıkladığımızda burada ya önceden açtığınız canlı yayınlar üzerinden devam ediyorsunuz ya da create new diyorsunuz. Ben create new deyip yeni bir canlı yayın açmak istiyorum. Yayın oluşturma aşamasında bizlere ilk önce bir başlık soruyor. Başlık kısmına da deneme olarak yazıyorum. Altına açıklama giriyorsunuz. Sonrasında canlı yayınınızı direkt olarak web kameranızdan herhangi bir yazılım kullanmadan mı yapacaksınız? Mobil üzerinden mi yapacaksınız? Yoksa canlı yayın yazılımı üzerinden mi yapacaksınız? Yani OBS'ten. Ben OBS'ten canlı yayın yapacağım için canlı yayın yazılımını seçiyorum. Aşağıya iniyorum. Buradan yayınımızın kategorisini belirliyoruz. Oyun yayını yapıyorsak buraya oyunu işaretleyip buraya da isterseniz oyunun ismini yazabilirsiniz. Mesela Euro Truck Simulator 2 diyorum. Sonrasında yayınınızın küçük resmini buraya ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında da oynatma listelerinden buraya yayın bittikten sonra hangi oynatma listesine canlı yayınınız eklenmesini istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ve sonrasında çocuklara özel olmadığını belirtiyorsunuz.
ve buradan daha fazla göster diyerek aşağıya canlı yayınınız için anahtar kelimeler ekliyorsunuz. Mesela ben buraya Eurotruck yayını yapacağımı varsayıyorum. Buraya Eurotruck simülatör, simülasyon, gerçekçi tır, gerçekçi tır sürme, Logitech G29'la tırı kullanacağım için onu yazıyorum gibi gibi buraya yayınınızla alakalı anahtar kelimeleri yazıyorsunuz. Biraz daha aşağı indiğimde Türkçeyi seçiyorum. Yayın konumu çok önemli değil ama siz buraya yine de ben Ankara'da olduğum için Ankara diyorum. Biraz daha aşağı iniyorum. İşte tüm yorumlara izin ver, uygunsuz olabilecek. Bunlar, bu ayarlar daha çok yayın bittikten sonra yayın kanalınızda kalacaksa eğer onun için geçerli olan ayarlar. Ben bunu standart olarak bırakıyorum ve ileri diyorum. İleri dediğimde canlı sohbet ve canlı sohbet tekrar diye bir seçenek var. Bu nedir diyecekseniz eğer, canlı yayındayken insanlar chatinize yazmasını istiyorsanız eğer canlı sohbeti tıklıyoruz. Canlı yayın sohbet tekrarı da canlı yayınınız bittikten sonra kanalınızda video olarak bu yayın kalacaksa orada canlı sohbet tekrarı yan tarafta aksın mı akmasın mı olarak seçebiliyorsunuz. Bence canlı sohbet tekrarı aktif olabilir. Kimler mesaj gönderebilir? Herkes mesaj gönderebilir. Aboneler sadece yapabilir. Minimum abonelik süresi buradan seçebilirsiniz. Canlı yorum kısmı da onayladığınız kişilerin yayınınıza yorum yapmasını sağlayan seçenek. Bence bu herkes olarak kalmalı. Mesajlar arasındaki süre dediğimiz yavaş mod, aktif veya kapalı yapabilirsiniz. Bunun sebebi şudur. Ben chat'e yazı yazdım ve saçma sapan peş peşe hızlı hızlı yazıyorum. Ben burada diyorum ki bir kişi 15 saniyede bir yazı yazabilsin chat'e diye işaretleyebiliyorum ama bunu ben genelde kullanmıyorum. O yüzden yavaş modu kapatıyorum ve ileri diyorum. Burada yayınınızı hemen açmayacaksanız gizli konumunda açabilirsiniz. Veya herkese açık yapabilirsiniz ve buradan dersiniz ki mesela bugün ayın 16'sı, bugün ben saat 22'de yayın açacağım diyorum. Ve bitti dediğimde gördüğünüz gibi canlı yayın panelimiz açıldı. Ama ben şimdi bunu herkese açık olarak yaptığım için hemen gelelim. Şöyle kanalımıza gidelim. Canlı diyelim. Bakın şöyle bir araya girmek istiyorum. Kanaldaki izleyicilerin büyük bir çoğunluğu, neredeyse %85, %80, %85, %90'ı abone olmayan kullanıcılar. Bu ne oluyor? Bana bir faydası olmuyor. Azıcık bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik 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 mini mini bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Öpüldünüz. Ve gördüğünüz gibi herkese açık yaptığım için burada yakında olarak gözüküyor. Yani 16.03.2023 22.00 tarihi için bu canlı yayın planlandı diye direkt olarak canlı sekmesinde kanalımda herkes görebiliyor. Bununla alakalı olarak bunu biri öğrenmek istiyorsa beni bildire tıkladığında, canlı yayın yaklaştığında ona bir bildirim gidebiliyor. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı olan bir şey. İsterseniz herkese açık yaparsınız, isterseniz de gizli olarak bırakabilirsiniz. Şimdi geldik en önemli kısma, yani panel bölümüne. Panel bölümünde sizlere söyleyeceğim birkaç önemli uyarı var. Bunlardan ilk önce şununla başlamak istiyorum. Canlı yayın gecikmesi bölümü. Burada gördüğünüz gibi normal gecikme, düşük gecikme ve ultra düşük gecikme olarak 3 adet seçenek sunuyor. Normal gecikme 5, 6 saniye, 10 saniye delay'li bir yayın gitmesi oluyor. Düşük ve ultra'da da eş zamanlı olarak gidiyor. Ama burada çok önemli bir kıstas var. Bunlardan birincisi, normal derseniz çok az bir delay olacağı için YouTube sizin yayınınızı daha iyi renderlıyor ve en üst seviyede kalitede izleyicilerinize gönderiyor. Yani şöyle örnek vereyim. Siz 5000 bitrate, 6000 bitrate bir yayın çıkıyorsunuz. Bu 5-6000 bitrate'i neredeyse sıfır kayıp olarak izleyicilerinizin izlemesini sağlıyor. Ama siz bunu ultra düşük gecikme yaparsanız eğer, YouTube o aradaki delay'i kaldırdığı için videoyu işleyemiyor ve bu yüzden biraz daha düşük kalitede, yani 5-6000 bitrate'de belki yayın çıkıyorsunuz ama bunu izleyicileriniz 4000 bitrate'de, 4500 bitrate'de izliyor olarak düşünebilirsiniz. Buradaki önemli olan şey, siz 5-10 saniye delay olsun ama görüntüm iyi olsun diyorsanız normal gecikmeyi
çok önemli değil benim için. İzleyicilerimle anında etkileşime geçmek istiyorum. Kalite çok önemli değil diyorsanız da ultra düşük gecikmeyi tercih edebilirsiniz. Zaten direkt ultra düşük gecikme yaptığımızda eğer yayınınızda altyazı varsa bunu kabul etmiyor. 1440p ve 4K çözünürlükte bir canlı yayın çıkıyorsanız bunları da desteklemiyor. Sadece düşük ve normal gecikmede 1440p veya 4K yayın yapabiliyorsunuz. Tabi burada YouTube'un diğer platformlardan ayrıştıran en güzel özelliği 2K ve 4K canlı yayına da izin vermesi. Bunu da parantez içerisinde buraya ekleyelim. Şimdi bizim yayını çıkmamız için bize gerekli olan 3 parça var. Bunlardan birincisi sunucu, ikincisi de stream key yani yayın anahtarımız. Onları da gördüğünüz gibi burada bizlere veriyor. Genelde yayın anahtarları sabit oluyor. Fakat YouTube'da bunu sıfırla diyerek değiştirebiliyorsunuz. Bu da sizler için büyük bir avantaj oluyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte yayınımızı OBS'e nasıl bağlayacağız buna bakalım. Hemen sağ taraftan ayarlar bölümüne geliyorum ve buradan yayını tıklıyorum. Buradan da YouTube RTM PC'yi seçiyorum. Şimdi burada ben hesap bağlamak istemiyorum çünkü benim kendi kanalım vesairede olduğu için direkt hesap bağla dersem ayarlarım bozulabilir. Ama sizler direkt olarak hesap bağlayı seçerek YouTube kanalınızla OBS'inizi bağlayabilirsiniz. Herhangi bir stream key vesaire bağlamanıza gerek kalmaz. Ya da benim şu an gerçekleştirdiğim gibi elle de girebilirsiniz. Ben yayın anahtarı kullanıp seçiyorum ve buradan diyorum ki direkt olarak yayın anahtarını kopyala diyorum ve buraya yapıştırıyorum, uygula diyorum, tamam diyorum. Ve sadece bu kadar. Bununla birlikte OBS'imi YouTube yayınıma bağlamış oluyorum. Şimdi gelin bir bunu sizlerle test edelim. Yayını başlat diyorum. Gördüğünüz gibi yayınım geldi. Kapat diyorum. Şu an sadece yayını ben görebiliyorum. Direkt olarak herkese açık bir şekilde yayına geçmek için de canlı yayını başlat butonuna tıklayarak yayınınızı aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu da aslında güzel bir özellik. Önce ben OBS'ten YouTube'a gönderiyorum. Bakıyorum, burada kontrolümü yapıyorum. Hiçbir problem yok. Ve bunun sonrasında da istediğim zaman canlı yayını başlat butonuna tıklayarak izleyicilerimle etkileşime geçebileceğim şekilde direkt olarak açabiliyorum. Şimdi ben yayını durduruyorum ve gördüğünüz gibi panelde de canlı yayınım kapandı. Şimdi sizlerle birlikte gelelim YouTube'da canlı yayın yaparken OBS'teki ayarlarımız ne olmalı bunlara bakalım. Öncelikli olarak OBS'i biz açıyoruz ve ayarlar bölümüne geliyoruz. Video bölümüne geliyoruz ve kaç p'de yayını vermek istiyorsak buradan onu seçiyoruz. Yani 1920'ye 1080 olarak varsayıyorum. Ve 60 fps'lik bir yayın çıkmak istiyorum. Ve sonrasında çıkış bölümüne geliyorum. Çıkış bölümünde yayın tarafına baktığımızda RTX bir ekran kartınız varsa Nvidia NVENC H264'ü kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu seçiyoruz ve sonrasında aşağıdan CBR, bit hızımız, bit hızıyla alakalı birazdan sizlerle bir yere bakacağız. Anahtar kare aralığını 2 yapıyoruz. Ön tanımlıyı siz orta kalite olarak seçebilirsiniz veya sisteminiz iyiyse, ekran kartınız iyiyse iyi kalite veya daha yüksek kaliteyi de tercih edebilirsiniz. Benim ekran kartım 3070 olduğu için iyi kaliteyi seçiyorum. Ayarımız yüksek kalitede. Yine siz düşük veya ultra düşük gecikme olarak buradan ayarlayabilirsiniz. Ben yüksek kalite olarak seçiyorum. Çok seferli modu 2 seferde tam çözünürlük olarak seçerseniz daha yüksek bir kalitede yayın gider. Profil kısmımı high ayarlıyorum. İleri bakma ve pisco görsel ayarlama biraz karmaşık bir durum. Yani karmaşık durum dememin sebebi şu. Kimileri diyor ki işe yarıyor, kimileri diyor ki işe yaramıyor. Ben bunların ikisini de seçerek devam ediyorum. Yani ileri bakma ve pisco görsel ayarlamayı ben tikli olarak kullanıyorum. Ama dediğim gibi bir kesim de diyor ki bunlar bir işe yaramıyor, boşu boşuna tikleme diyor. Ben tik diyorum açıkçası. Maksimum B karelerinde 4 yapıyorum. Normalde bu 2 olarak geliyor. Bunu ben 4 olarak yapıyorum. Tabii ben bunları kafama göre yapmadım açıkçası. Ben bunların tikli olmasını ve maksimum B karelerini 4 olarak seçmemin gerektiğini Nvidia'nın kendi official sitesinde gösterdiği OBS ayarları bölümünden gördüm. Yani en doğru kaliteyi ve en yüksek kaliteyi bu ayarlarla alabilirsiniz diyordu. Ve ben de ona göre uyguladım ve hiçbir problem yaşamadım. Gayet kaliteli bir şekilde yayınlarımı veya videolarımı bu ayarlarda çekebiliyorum. Şimdi birlikte bir bit hızına değinelim. Gördüğünüz gibi Google'ın kendi official sitesinde bir adet bölüm var. Ben buranın linkini de açıklamalar kısmında sizlere bırakıyorum. 720p yayın yapacaksanız 1280x720, 1500 bitrate ile 4000 bitrate arası vermeniz gerekiyor diyor.
60 FPS'te 720p yaparsan eğer 2250 bitrate ile 6000 bitrate arası vermen gerekiyor. 1080p yayın yapacaksan 3000 ile 6000 arası vermen gerekiyor. 1080 60 FPS vereceksen eğer 4500 ile 9000 bit arasında vermen gerekiyor diyor. 30 FPS'te 2K yayın yapacaksanız 6000 ile 13000 bitrate arası vermen gerekiyor. Bu 60 FPS olacaksa 9000 ile 18000 bitrate arasında olması gerekiyor diyor. Ama yok, ben 4K yayın yapacağım, benim eşek gibi sistemim var, ortalığın anasını ağlatacağım diyorsan 13000 ile 34000 bitrate arası vererek 4K'da 30 FPS canlı yayın yapabiliyorsun. Ama yok, bende uzay üstü var, 4K'da 60 FPS yayın yapacağım diyorsan da 20.000 ile 51.000 bitrate arasında bir bitrate ayarı vererek bu yayınları gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi biz 1080p'de 60 FPS yayın yapacağımızı varsayarsak, eğer internetimiz el veriyorsa 9.000 bitrate'e kadar verebiliyoruz. Yani ne yapıyoruz? Bit hızımızı 9.000 yapıyoruz. Ama derseniz ki yok, benim internetim çok iyi değil, 4500 bitrate minimumda verebiliyorsun. Tabii ki sen bunu 1080p 60 FPS'te 2500 bitrate de verebilirsin. Ama piksel piksel olur, kımıl kımıl olur, kalitesi düşer. Yani 4500'ün altında veremezsin diye bir şey yok. Verebilirsin ama kalite düşük olur. Şimdi gelin işlemciden canlı yayın yapacaklar için ayarlara bir bakalım. Bundan öncesinde ben Ryzen 5 1600'de uzun bir süre yayın yaptım. O gayet giriş seviyesi bir işlemciydi ama işimi de bayağı bir gördü. Şu anda kullandığım işlemci ise Intel'in 13600K i5 işlemcisini kullanıyorum. Bunun da performansından çok fazla memnunum. Çünkü 13. nesil ve üzerindeki işlemcilerde 2 adet kodlayıcı var. Yani RTX ekran kartları olduğu gibi yayın için ayrı bir işlemci var, diğer işlemler için de ayrı bir işlemci var ve bu yüzden siz yayın yaparken bilgisayarınızı ekstra olarak yormuyor. Yani oyununuzu oynadığınız anda yayın oyun işlemcisini yormuyor, yayın işlemcisi de gayet rahat bir şekilde yayınınızı dropsuz bir şekilde gerçekleştiriyor. Şimdi gelelim kodlayıcı tarafına ve kodlayıcı tarafından işlemciden yayın çıkacaksak X264'ü seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi kodlayıcı ayarlarımız geldi. Oran kontrolümüz CBR olarak kalıyor. Demin zaten bit hızlarına bakmıştık. Bunu da ben 5000 bit olarak veriyorum. Anahtar kare aralığını 2 yapıyorum. CPU kullanım ön ayarında very fast yapıyorum. İşlemcinizin kalitesine göre faster veya very fast olarak kullanabilirsiniz. Ben genelde very fast olarak kullanıyorum. Profili high yapıyorum. Ayarla bölümünü de boş bırakıyorum. Yani yapacağınız, işlemciden yapacağınız yayınlar için ayarlarınız bu şekilde olabilir. Gördüğünüz gibi A'dan Z'ye olabilecek en sade şekilde ve en düzgün şekilde sizlere YouTube'da yayın nasıl açabileceğinizi anlattığım bir videoyla karşınızdaydım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.